Outlook kullanırken toplantı ve randevularımızı kaydedebileceğimiz Calendar takvim öğesi dışında, ayrıca gerçekleştirmek istediğimiz görevleri kaydedebileceğimiz bir de Tasks görevler klasörümüz bulunmaktadır. Bu klasörü açtıktan sonra yeni bir görev oluşturabilmek için Home sekmesi içerisinde bulunan Tasks komutunu kullanabiliriz. Komutu kullandığımızda yeni bir görev oluşturabilmemiz için yeni bir pencere açılacaktır. İlk olarak üstteki bölüme, oluşturmak istediğimiz görev için herhangi bir isim girelim. Örnek olarak elektrik faturasını yatırmak üzere herhangi bir görev oluşturalım. Görev ismini girdikten sonra görevimizin başlangıç ve bitiş tarihlerini dilediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Örneğin görev tarihimiz şu zamanda başlar ve bu zamanda biter şeklinde bir giriş yapalım. Bu işlemlerin ardından dilerseniz görevimizin bize ne zaman hatırlatılacağını belirtmek amacıyla bir reminder yani hatırlatıcı ekleyebiliriz. Varsayılan olarak hatırlatma zamanı görevin son günü gece 12 saatidir. Dilerseniz yine tarih ve saatlerde değişiklik yapabiliyoruz. Ardından görevin gövde bölümüne inerek bu görevle ilgili çeşitli açıklamalar yazılabilir. Örneğin Örnek olarak herhangi bir açıklama yazdıktan sonra geçelim görevle ilgili yapabileceğimiz diğer değişikliklere. Tıpkı toplantı ve olduğu gibi görevlerimiz de belirli bir dönem içerisinde tekrar edilecekse her bir görevi ayrı ayrı kaydetmek yerine Recurrence seçeneğini açtıktan sonra belirli bir yineleme dönemi seçebilir ya da Custom seçeneğini işaretleyerek yineleme aralığını kendiniz de belirleyebiliriz. Örneğin görevimizin aylık olarak yenileneceğini her bir ayda bir ineleneceğini, başlangıç tarihini, dilerseniz bitiş tarihini belirtebiliriz. Yineleme işlemlerimiz bittikten sonra onaylayabiliriz. Yine görevimizi de belirli bir kategori içerisine aktarabilir ya da bu görevi yüksek öncelikli ya da düşük öncelikli olarak işaretleyebiliriz. Görev tanımlamamız bittiğinde Save and Close komutu ile görev kaydını tamamlayabiliyoruz. Dilerseniz test klasörü içerisinde bulunan görevleri yeniden açtıktan sonra içerisinde istediğimiz tarzda değişiklikler yapılabilir. Dilerseniz siz de kendinize göre istediğiniz tarzda görevler oluşturabilir ve bu görevleri Outlook'un test klasörü içerisinden takip ederek çok daha düzenli ve pratik bir şekilde Outlook kullanmaya devam edebiliriz.